Evet. Sabahleyin abdest alırken elini yakacak kadar sıcak geldi. Allah Allah. Hani biz bu suyu günlük yıkamalarda falan da kullanıyoruz. Şeylerde geliyor değil mi? Nasıl Allah sıcak bu da? Sıcana. Termal su mu bulduk? Ne yaptık? Nasıl sanıyor? Hem nasıl sıcak? Bir canlı onun altında abi. Bundan daha sıcak diyorum sana. Yok. Şimdi bizim arkadaşlarımız sabah abdest almak için suyu açıyorlar ve ellerini yakacak seviyede sıcak su geldi. Yaklaşık 4 senedir biz bu işletmeyi çalıştırıyoruz. Hiç başımıza gelmemişti. Ne yaz ne kış. Bugün böyle olunca üniversiteye haber verdik. Değerli hocalarımız incelemek için su örnekleri aldılar. Bunun da acaba bir tabiat olayı mı ne olduğunu merak ettiğimiz için üniversiteden yardım istedik. El yakacak kadar ısınan bir suyun çıkması bize ilginç geldi. İnşallah iyi sonuçlar alırız. Düzce deprem bölgesinde bir paniğe kapıldım. Onun için paniğe kapıldım. Onun için hocamları çağırdım. Çünkü hep bildiğimiz işte depremden önce belli bir kaynakların çıkması, suyun ısınması, gaz oranının yükselmesi diye biliyorum ben acizane. Bunun için üniversiteden yardım ettik. Onlar da hemen geldiler sağ olsunlar. İlgilendiler. En kısa zamanda da sonuçları alırız. Suyun içindeki iyonları, metal içeriğini belirleyebilmek adına yerinde olan ölçümlerimizi gerçekleştirdik. Daha ileri ölçümleri de laboratuvarımızda yapılmak üzere, DİBİT merkezinde yapılmak üzere örneklerimizi aldık. O örneklerin de laboratuvarda analizlerini gerçekleştirdikten sonra çok daha detaylı bir şekilde suyumuzun içeriği hakkında bilgi sahibi olabileceğiz. İlk bölüme göre bildiğimiz kadarıyla kuyu suyu olarak değerlendiriliyor. Herhangi bir termal kaynak mevcut damara, akıntıya karışmış olabilir. İlk hani aklımıza gelen ilk aşamada bu durum oluşuyor. Ama tabii bunu anlayabilmemiz adına sürekli olarak izlenmesi ve daha detaylı analizlerin yapılarak termal su özelliğinde olup olmadığı çıkan suyumuzun anlaşılması için tekniklerimizi devam ettirmemiz gerekecek. Bunları gerçekleştirdikten sonra suyumuzun niteliği hakkında çok daha kesin bilgilere varabileceğiz.